Merhaba, ben Arı Yıldırım Hukuk ve Danışmanlık Ofisi'nden Avukat Mustafa Arı. Bugün acele kamulaştırma konusunu kısaca ele alacağız. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Hem haklarınızdan haberdar olmak için hem de güncel hukuki gelişmeleri takip etmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi konuya geçecek olursak, acele kamulaştırma genel olarak değil, istisnai olarak uygulanan olağanüstü bir prosedürdür. Kanunda bu haller belirtilmiştir. Şimdi 3 hal vardır. Bunlar yurt savunmasının zorunlu kıldığı durumlarda verilen bu kanuna ilişkin kamulaştırma kararları veya Cumhurbaşkanı'nın kamu yararı ve kamu düzeni amacıyla alacağı kararlar ve bazı özel kanunlarda düzenlenen özel durumlar vardır. Şimdi biz bu 3 hali genel olarak değerlendirmesine ziyade vatandaşlarımızın en çok karşılaştığı durumlara bakacağız. Vatandaşlarımız en çok tarlasından, arazisinden geçen işte elektrik direği, su borusu, doğal gaz hattı ve benzeri durumlarla karşılaşmaktadır. Bunu bir örnek vasıtasıyla anlatacak olursak, arazisinden elektrik hattı geçirilecek olan bir kişinin arazisi hakkında elektrik dağıtım şirketi önce arazinin bulunduğu yerdeki Asya Hukuk Mahkemesi'nde başvurarak acele kamulaştırma davası açar. Bu dava neticesinde acele kamulaştırma isminden de anlaşıldığı gibi hızlı sürecek bir yargılamadır. Bu dava neticesinde arazideki elektrik hattının geçtiği alanın bir değeri hesaplanır bilirkişice. Hesaplanan söz konusu değer elektrik dağıtım şirketi tarafından arazi sahibinin mahkemeye bildirdiği banka hesabına yatırılır. Arazi sahibi dilerse bu parayı alıp kullanabilir, dilerse bankada bekletebilir veya mahkemeye herhangi bir hesap numarası bildirmeyebilir. Bu bedeli alıp kullanması yatırılan bedeli kabul edip arazisini devrettiğine ikna olduğu anlamına gelmiyor. Bu önemli çünkü vatandaşlarımız bu konuda tereddüt yaşıyor. Alıp parayı kullanabilirler, bir problem olmaz. Asya Hukuk Mahkemesi şirket tarafından süresi içinde yatırılan bedelden sonra acele kamulaştırma ve el atma kararı veriyor. Bu süreçte şirket arazi üzerinde gerekli işlemleri yapmaya hak kazanıyor yani. Ancak bu doğrudan işlem yapılacak arazinin şirkete devrolduğu, tabi bu da devir anlamına gelecek bir karar olmuyor. Bu acele kamulaştırma hızlı ilerleyen bir süreç olduğu için bu sürede arazi sahibinin görüş belirtme, itiraz etme hakkı vesaire olmuyor. Bu hakkı ileride kullanacak, birazdan oraya geleceğiz. Acele kamulaştırma kararından sonra arsa tapuda arazi sahibinin üzerindedir. Acele kamulaştırma kararından sonraki 6 aylık süreç içerisinde elektrik dağıtım şirketi elektrik hattının geçeceği arazinin ilgili kısmını tapuda kendisine devri için arazi sahibiyle uzlaşmaya çalışır. Örneğin acele kamulaştırma kararında bilirkişi raporunda ilgili kısım için 50 bin liraya hükmedilmiş olsun. Şirket uzlaşmak için arsa sahibine 1.60 bin daha ödeyelim. Tapuda bu yeri bize devret diyebilir. Arsa sahibi de bunu kabul ederse toplam ilk başta yatırılan 50 bin, daha sonraki 60 bin ve toplam 110 bin lira üzerine anlaşma sağlanmış olup bunu bir sözleşmeye bağlarlar. Bunun sonucunda arsa sahibi parasını aldıktan sonra arazisinden söz konusu elektrik dağıtım şirketinin hattının geçeceği yeri şirkete devreder ve tapuda işlemler gerçekleşir, sonuçlanır. Uygulamada genellikle dağıtım şirketleri arsa sahibinin bu konudaki bilgisizliğinden faydalanarak acele kamulaştırma kararında bilir kişinin belirlediği ilk değeri dikkate alarak teklifte bulunuyor. Zaten buranın değeri mahkemece belirlendi 50 bin lira. Al bu 50 bin lirayı zaten sana ödedik. Gel gerekli yasal işlemleri tamamlaması için imzanı at. Yoksa sorunlarla karşılaşırsın gibi göz korkutarak işlem yapabiliyorlar ne yazık ki. O yüzden arsa sahiplerinin bu hususa dikkat etmesinde fayda var. Eğer arsa sahibi ilgili yerin değerinin daha fazla olduğunu düşünüyorsa şirketten bunu talep etmelidir. Örneğin bilirkişi 50 bin hesaplandı ilk mahkeme aşamasında. Arsa sahibi diyor ki buranın yeri 100 bin ediyor. O zaman şirketten bunu talep edebilir. Şirket eğer talebi kabul ediliyorsa bir problem yok. Uzlaşarak tapuda devir gerçekleşir. Şimdi önemli olan eğer taraflar anlaşamazsa, yani şirketin önerdiği rakamı arsa sahibi veya arsa sahibinin önerdiği rakamı şirket kabul etmezse, bu durumda elektrik şirketi acele kamulaştırma kararının verildiği tarihten
sonra 6 ay içerisinde uzlaşma da sağlanamadığı için Asli Hukuk Mahkemesi'nde bu defa kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilli davası açmalıdır. Acele kamulaştırma davasından farklı bir dava türü bu. İlk dava acele kamulaştırmaydı. Bu kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilli davası olacak. Bu davada arsa sahibi görüş ve itirazlarını belirtebilir ilk davanın aksine. Dava neticesinde yeni bilirkişice söz konusu arazinin değeri hesaplanır ve karara bağlanır. Mahkemeden kamulaştırma kararı ve daha fazla bir bedel çıkması sonucu örneğimizdeki elektrik dağıtım şirketinden yola çıkarsak bu ödenen 50 bin bedeli ek olarak çıkan miktarı da yine arsa sahibine banka hesabına yatıracak ve mahkeme kararıyla birlikte tapuya başvurarak elektrik şirketi adına ilgili yerin tapuda tescilli sağlanabilir. Burada verilen kamulaştırma kararına karşı taraflar üst kanun yolu olan isnaf veya temyize başvuramazlar. Ancak arsa sahibi sadece belirlenen kamulaştırma bedelinin az olduğunu, aslında arsanın değerinin daha fazla olduğunu belirterek üst mahkemeye başvurabilir. Yani hani kamulaştırma kararına hiçbir şekilde itiraz edilemiyor, ancak bedelin miktarı konusunda bir itiraz söz konusu olabiliyor. Genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Umarım bu videomuz sorunuza cevap olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.